Faizi düşürün. Ne alakası? Faizi düşürün. Doları da düşürün. Enflasyonu da düşürün. Bolu'da Kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı plan ve bütçe komisyonu kararları oylandı. Yapılan oylamada Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada MHP ve AK Parti meclis üyeleri red oyu kullanırken CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı. 2 yabancının Bolu'da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı. Yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılması ile ilgili de konuşan Başkan Özcan, burada dolarla tahsilat yapma işi yok. Doların 11 lira olması da benim sorunum değil. Dolar 1 liraya düşerse onlar da Türk vatandaşları gibi 2,5 TL'den su içecek ifadelerini kullandı. Bugünün kuruyla 11 kat ama hükümetimiz başarılı olacağız diyor. Doları aşağı çekeceğiz diyor. Doları 1 TL'ye çekerlerse adı geçen sığınmacılarda dolar 1 TL olursa suyu 2,5 TL'den kullanmış olacaklar. Artık bundan sonra hükümetin dolar kurunu nasıl belirleyeceğiyle ilgili bir konu. Benim konum değil. Oturma izni almış sığınmacılardan dolar üzerinden tahsilat yapmayacağız. Sadece rakamı dolar olarak belirledik. Suyu aldıkları gün veya faturaların okunduğu günkü Merkez Bankası satış kuru üzerinden hesaplanacak, değer üzerinden ve TL olarak alacağız. Burada dolarla falan tahsilat yapma işi yok, bu bir. İkincisi, doların 11 lira 12 lira olması benim sorunum değil. Dolar 1 TL'ye düşerse onlar da Türk vatandaşları gibi 2,5 TL'den su içecek. 113 milyon 620 bin. Bu işlerin nasıl gerekçesiyle?